Aydın'ın Didim ilçesinde lösemi hastası 14 yaşındaki Elif Tutan, evde eğitim alarak bir üst sınıfa teşekkür belgesiyle geçti. Okul müdürü ve öğretmenleri Elif'i evinde ziyaret ederek karnesini verdi. 2015-2016 eğitim öğretim yılı bugün karne töreniyle sona ererken, ülke genelinde 18 milyon öğrenciyle Didim'de 10.952 karne sevinci yaşandı. Karne sevinci yaşayanların içerisinde ise Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan 14 yaşındaki lösemi hastalığıyla mücadele eden ve evde eğitim alan Elif Tutan da yer aldı. Okul müdürü Gülay Erbatur, müdür yardımcısı Mustafa Madoğlu, okul rehberlik öğretmeni Gökmen Özen ve Elif'e aylarca evde eğitim veren okul öğretmenlerinden Özmen Evdönderen'den oluşan heyet 14 yaşındaki Elif'i Yeni Mahalle 819 Sokak Cemal Gönül Apartmanı numara 19 adresindeki evinde ziyaret edip hem karnesini hem de teşekkür belgesini verdi. Elif'in evde eğitim alma süreciyle ilgili bilgiler veren okul rehber öğretmeni Gökmen Özen, Elif'in okula maskeyle gelmesinin ardından çalışma başlatıldığını belirtip, okula başladığı dönemde Elif maske taktığından dolayı kendisiyle görüşüldü ve lösemi hastası olduğu öğrenildi. Evde eğitim hizmeti noktasında aileye bilgi verildi. Bakanlığımız da bu konuyu çok önemsiyor. Aile bununla ilgili rapor aldı ve bizimle iletişime geçti. Biz de SÖKE'de rehberlik araştırma merkezi ile birlikte prosedürü hazırladık. Okul idaremiz de gerekli öğretmenleri hazırlayarak evde eğitim almasını sağladı dedi. Elif kızımız okulumuza başladığında maske taktığı fark edildi. Rehberlik servisine davet edilip durumu soruldu. Lösemi hastası olduğu öğrendikten sonra aileyle iletişime geçildi. Evde eğitim hizmetlerinden söz edildi. Evde eğitim hizmetleri bakanlığımızın öğrencilerimize verdiği bence nimetlerden bir tanesidir. Bu konu öğrendikten sonra aile evde eğitim alabilmesi için bir rapor hazırlaması gerekiyordu. Aile kısa sürede bunu hazırladıktan sonra okulumuza iletti. Biz de rehberlik servisi olarak SÖKERAM'la iletişime geçerek öğrencimizin evde eğitim alması için gerekli prosedürü hazırladık ve okul idaremize durumu bildirdik. Okul idaremizde gerekli çalışmaları yaparak rehberlik programı dahilinde öğretmenlerimizi görevlendirdi ve Elif kızımızın evde eğitim alması okul idaremiz tarafından sağlandı. Okul öğretmenlerinden ve evde gönüllü olarak eğitim veren Özmen Evdönderen de evde eğitim kapsamında çeşitli derslerle ilgili eğitimler verdiğini ifade ederek tanıştığımızda onun başarabileceğini biliyorduk. Hem ilaçlarıyla mücadele etti hem de derslerine çalıştı. Ailesi de destek oldu. Biz de kendisine yardımcı olmaya çalıştık. O bunun üstesinden gelecektir. Seneye de kendisini aramızda görmek isteriz dedi. Elif'i dersine fizik, biyoloji ve matematik derslerine girdim ve isteyerek girdim. Elif'le tanıştığım zaman da bunu başarabileceğimizi, zevkle ders işleyeceğimizi biliyordum. Elif yiğit bir kız. Hem ilaçlarıyla mücadele etti hem de derslerini hiç aksatmadı. Bu konuda annesinin ve babasının da yardımlarını direkt gördüm. Bu çok önemliydi eğitimde de. Hasbelkader elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Konuları alabildiği kadar fazla sıkmadan anlatmaya çalıştık. Geçmiş olsun diyorum. O bunun üstesinden gelecektir. İnşallah gelecek sene okulda aramızda görmek isteriz kendisini. Okul müdürü Gülay Erbatur ise geçen yıldan bu yana bu tür eğitimler verdiklerini belirterek önce endişeliydik ama bunu başardık. Öğretmenlerimiz gönüllü olarak yaptı. Başarılı şekilde tamamladılar. Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Elif kızımız da aramıza dönecektir dedi. Öncelikle tabii esas olarak bizim okulumuzda bu tarz öğrencilerimiz fazla. Geçen yıldan beri biz evde eğitim veriyoruz. Önce yapabilir miyiz diye endişe etmiştik ama öğretmenlerimizin gayretleri, gönüllü olmaları sayesinde geçen yılda bir başka öğrencimize vermiştik. Bu sene Elif'e veriyoruz. Zorunlu olmadığı halde öğretmenlerimiz gönüllü olarak kendileri istediler. Hiçbir şekilde şikayet etmeden gidip geldiler ve başarıyla eğitim öğretim yılını tamamladılar. Öğretmenlerime bu fedakarlıklarından dolayı hakikaten minnettarım. Ben acil şifalar diliyorum. Elif kızımız da geçenki öğrencimiz gibi bu yıl okula, önümüzdeki yıl okula dönecektir. Elif Tutan'ın babası Yalçın Tutan ise öğretmenlere teşekkür ederken aile ortamında bu eğitimin verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öncelikle hocam bile çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun onlardan. Onların katkılarından dolayı. Yani her şeyimize hocam bile borçluyuz. Allah razı olsun. Kızımıza güzel bir eğitim verdiler. Zaten hocam bile bir aile gibiyiz hepimiz de. Çok iyi geçti. Çok memnunuz. 14 yaşındaki lösemi hastası Elif Tutan tüm öğretmenlerine teşekkür ederek bu süreç bana moral oldu. Dışarıya da çıkamıyordum. Her şey güzel geçti. Uyumlu şekilde derslerimiz aksamadan yaptık. İleride anestezi uzmanı olmak istiyorum dedi. Öncelikle öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.
hepsine tek tek. Çok iyi geçti. Hatta hastalığıma bir moral oldu öğretmenlerim. Hani benim de, ben de dışarı fazla çıkamıyordum hasta olduğum için. Öğretmenlerim sürekli geliyordu. Onlarla sohbet ediyorduk. Her şey çok iyi geçti. Derslerim falan çok güzeldi. Hani her şeyi uyumlu aldım. Hiç derslerim aksamadı. Tekrardan teşekkür ediyorum. Anestezi olmak istiyorum.